Herkese merhabalar. 8. sınıf Minecraft yazılı provamıza başlıyoruz. Hedefimiz LGS'de de yazılılarda da en yüksek notları, en yüksek netleri yapmak. LGS Minecraft'ta kaçta kaç hedefliyoruz Songuncuğum? 10'da 10 hocam. Harikasın. 10'da 10 hedefliyoruz. Yazılılarda da zaten 10 kere 10 100 ediyor. Yazılılarda da 100 hedefliyoruz. Bizler de zaten yazılı notlarımıza 100 yazdık. İnşallah yazılımızdan da 100'leri alacağız. Zaten LGS dolayısıyla hocalarımıza birazcık test yapıyor. Bugün ne yapacağız? Önce konuları şöyle güzel bir özetleyeceğiz. Sonrası her bir konuyla alakalı mükemmel soru Sorularımız var, boşluk doldurmalarımız, aynı zamanda işte doğru yanlışlarımız, test sorularımız var. Konu konu ilerleyeceğiz ve inşallah her birini bitireceğiz. Önce konuları anlatıp sonra soruları geçmeyeceğiz. Konu işledikten sonra soruya geçeceğiz. Konu işleyeceğiz, soruya geçeceğiz. Konu işleyeceğiz, soruya geçeceğiz. Böylece hem sorular çözmüş olacağız hem de konuları mükemmel bir şekilde pekiştireceğiz. O zaman intromuz girsin ve yazılı provamız başlasın. Müzik <laughs> Evet ikinci yazılımıza daha çok ya ve ya ölüm konusundan sorular gelecek. Ama biz bir kahraman doğuyor. Milli uyanış bağımsız yönde atılan adımları da güzel bir şekilde özetleyeceğiz. Oradan da az biraz sorular çözeceğiz. Ama esas ağırlık verdiğimiz kısım Doğu ve Güney cepheleri, Batı cephesi, eğitim yani Marif Kongresi, tekalifi milli emirleri. Neydi tekalifi milli emirleri Tonguç'un? Genel seferberlik hocam. Harikasın genel seferberlik. Yani ordumuz seferberlik yapıyordu. Batıdan Yunanlılar saldırınca biz de diyorduk ki o zaman biz de topyekun mücadele çiziyorduk. Kadınımızla, erkeğimizle, çoluğumuzla, çocuğumuzla, yaşlımızla hep birlikte genel seferberlik ilan ettik. Ve ordumuzun ihtiyaçlarını karşılayıp düşmanı denize döktük çok şükür. Sakarya'dan da büyük taarruza geçeceğiz. Şimdi ilk başta bir kahraman doğuyorla alakalı bir genel bir hatırlayalım Tonguç Eladim benim. Hatırlarsan coğrafi keşiflerle Avrupa zenginleşiyordu. Coğrafi keşiflerden önce ticaret yolları bizim kontrolümüzdeydi. Ama coğrafi keşiflerden sonra adamlar Amerika'yı, işte Afrika'yı, Avustralya'yı birçok yeri keşfederekten ne olmuştu? Zenginlemişlerdi. Avrupa zenginliyor ve sonrasında sanatsal gelişmeler yaşıyorlar. Rönesans. Kilisenin baskısından kurtuluyorlar reform. Burada Avrupa'nın zenginleşmesi esasında ticaret yollarının değişmesi Osmanlı'nın biraz zararını oluyor. Bunu asla unutmam. Rönesans'ta bir sıkıntı yok. Reformda bizim yararımıza niye? Çünkü kendi aralarında kavga ediyorlar. Biz de rahat rahat ilerliyoruz. Ama aydınlanma çağı ile Avrupa'da akıl ön plana geldi ve adamlar bilimsel alanda çok fazla ilerlediler. Sanayi inkılabına geçtiler. Yani makine gücüyle ürettiler. Her zaman verdiğim örneği bir kez daha veriyorum. Bu gömleği eskiden insanlar eliyle, terziyle dikerken artık makineler sayesinde, fabrikalar sayesinde çok daha ucuza, çok daha hızlı dikmeye başladılar. Ve bu da tabii ki Osmanlı ekonomisinin de geride kalmasına sebep verdi. Çünkü biz hala usta çırak ilişkisiyle terzil yapıyorduk. Ama Avrupalılar bedavadan çok hızlı bir şekilde fabrikalarda ürettiler. İşte sanayi inkılabı Osmanlı için gerçekten ekonomik bir sıkıntı oluşturdu. Frans İtalyan'ın da hem iyi yönü vardı hem de kötü yönü vardı. Frans İtalyan'dan sonra Osmanlı'nın içinde yaşayan Sırplar, Bulgarlar, Romenler, Macarlar, Yunanlar falanlar filanlar hepsi Fransız ile birlikte milliyetçilik akımı sonrasında isyan etmişlerdi. İlk olarak Sırplar biz Sırbız demişlerdi. Rumlar Yunanistan'ı kurmuşlardı. Bulgarlar, Macarlar herkes çıldırmıştı. Dolayısıyla hepsi... Azmıştır hocam. Aynen hepsi azmıştı. Niye azmışlardı? Çünkü azınlıktılar zaten. Azınlıklar azmıştı ve sonrasında da Osmanlı Devleti de yavaş yavaş dağılmaya başladı. Hatta Atatürk de dedi ki madem sen Sırpsın, ben Bulgarım, ben şuyum, ben buyum diye isyan ediyorsunuz. Kardeş o zaman biz de Türk dedi ve Türkiye Cumhuriyeti'ni kurdu. Şimdi bu fikir akımları işte Osmanlı'nın dağılmasını engellemek için yapılmış fikir akımlarıydı. İşte Osmanlıcılık hepimiz Osmanlıyız diyordu. İslamcılık hepimiz Müslümanız diyordu Araplar bizden ayrılmasın diye. Türkçülük de Mustafa Kemal Atatürk Türkçülüğü benimsedi zaten. Batıcılık da ...Osmanlı'nın kötü durumunu batıya yönelerek kurtarabiliriz diyen düşünürlerin ee, akımıydı. Tanzimat fermanıyla kanun üstünlüğü sağlandı. İslahat fermanıyla gayrimüslimlere çok ayrıcalıklar verildi. Ama meşrutiyetle de padişahın yanında halk da yönetime katıldı. Kanun esası ilk anayasasıydı Osmanlı'nın. Ve ikinci meşrutiyetle de meclis daha güçlü oldu. Bunlar önemli neden... Biliyorsun 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi açılacak. Ama o meclisten çok daha önce 1876'da yani Mustafa Kemal Atatürk kaç yılında doğdu? 1881'de doğdu. Harikasın. Hocam. 1881'de doğdu Mustafa Kemal Atatürk. 1876'da meclis vardı Osmanlı'da. İnsanlar sandıklara gidip oy veriyorlardı. Kanun esası vardı. Ama Mustafa Kemal egemenliğin kayıt şartsız millette olduğunu söyleyecek. 150 parça 150 yüzde elli halk değil. Yüzde yüz halk yönetsin diyecek. Şimdi gel istersen bunlarla alakalı şöyle birkaç soruyla pekiştirelim. Sonra hemen diğer konularımıza hızlı hızlı geçelim. Zaten sizler de yazılı notlarınızdan, dinamolardan, zoru bankalarından mutlaka bol bol soru çözerek bu konuları pekiştireceksiniz. Şimdi geldik buraya. Nokta nokta hareketleri sonucunda kilise baskısı ortadan kalkmıştır. Kiliseyi gördüğün zaman, mezhep kelimesini gördüğün Zaman hemen reformu yazabilirsin Tonguç Erlendim. Reform hareketleri sonucunda Avrupa'da kilise baskısı ortadan kalkıyor. Fransız İtalyalı sonrası tüm Avrupa'ya hangi akım yayılmış Tonguç'um? Milliyetçilik akımı. Harikasın. Hemen yazıyorum. Milliyetçilik akımı yayılmıştı. Devam ediyoruz. Nokta nokta sonrası Osmanlı toprakları ham madde ve pazar kaynağı olarak görülmüştür. Tabii ki de Sanayi inkılabı sonrasında Avrupalılar Osmanlı'nın ekonomisini ele geçirmişlerdi. Bizi ham madde yani bu pamuğun ham maddesi, gömleğin ham maddesi pamuk biliyorsun. Hem o ham madde e, pazar olarak gördüler hem de bizi müşteri olarak gördüler. Rahat rahat bizi ekonomik anlamda bağladılar. Nokta nokta fikir akımı Birinci Dünya Savaşı'nda Arap liderlerin Osmanlı Devleti'ne isyan etmesi sonucu etkisini yitirmişler. Şimdi Araplara biz diyorduk ki kardeş hepimiz Müslümanız, hepimiz ümmetiz, hepimiz Hazreti Muhammed'in son peygamber olduğunu düşünüyoruz. O zaman niye birbirimize mücadele ediyoruz ki? Neden birbirimize saldırıyoruz ki dedik. O yüzden de İslamcılık fikir akımı yaptık. Hatta Mehmet Akif Ersoy da bu akımı savundu. Fakat İngilizler tarafından kışkırtılan Araplar bize saldırdıkları zaman anladık ki İslamcılık akımı da önemini yitirmiş. Batıcılık ve nokta nokta fikir akımı yeni Türk devletinin ideolojisini oluşturmuştur. Evet yeni Türk devletinde demiştim ki hani bunlar biz Sırbız biz Bulgarız diye isyan edince Mustafa Kemal Türk de biz Türküz demişti. Türkiye Cumhuriyeti'ni kurmuştu. Atatürk soyadını almıştı. Ve dolayısıyla da Türkçülük fikir akımı yeni Türk devletinin temel ideolojisini oluşturuyor. Bir de batıcılık var. Niye? İnkılaplar yapıyoruz. Layıklık ve çağdaşlaşma yolunda adımlar atıyoruz. Dolayısıyla bu ikisi yeni Türk devletinin temel akımları oluyor. Nokta nokta ile bütün Osmanlı vatandaşları kanun önünde eşit sayılmıştır. Bu da tabii ki tanzimat fermanı. Yani Gülhane Hattı Hümayunu ile padişahın bile uymak zorunda olduğu evlenme, boşanma, miras, askerlik gibi konularda tanzimat fermanı ilan edildi. Bunları o zaman eyleyelim ki karışmasın. Devam edelim. Nokta nokta ile gayrimüslimlere geniş haklar verilmiştir. Tanzimat fermanı Müslümanlar için de ıslahat fermanı ise gayrimüslimlere memur olma hakkı, bedelli askerlik yapma hakkı gibi haklar verdi. Bu da tabii ki Müslümanları küstürdü. Ya onlara çok fazla hak verdiniz dediler. Bir de ıslahat fermanı yüzünden Avrupalar işlerimize çok karıştı. Birinci meşrutiyet ile kabul edilen nokta nokta Osmanlı'nın ilk anayasasıdır. Osmanlı'nın ilk anayasası kanunu esasidir. Burası da yine önemli. Hiç vakit kaybetmeden hemen bir kahraman doyura devam ediyoruz. Selanik şehrinin özelliklerine baktığımızda sosyal, dini ve ekonomik özellikler önemli. Sosyal olarak farklı farklı milletler bir arada yaşıyor. Bak sosyal, social demek. Social da society'den geliyor. Society de toplum demek. Yani sosyal demek toplumsal demek esasında. Dini olarak farklı farklı dinler bir arada. Bu farklı farklı milletlerin bir arada olması sosyal, farklı farklı dinlerin bir arada olması dini, ekonomik olarak da liman kenti olması, demir yolu ulaşım olması bunlar önemli. Batıya açılan kapıydı Selanik. Mustafa Kemal Atatürk'ün eğitim hayatına baktığımızda mahalle mektebinde geleneksel eğitim alıyordu. Şemsi Efendi Mektebi ise çağdaş eğitimdi ve buraya gitmesini istemişti ailesi ve buraya gitti. Babası buraya gitmesini istedi. Selanik Mülkiye Rüştiyesi Sivil Ortaokulu bak. Osmanlı'da ortaokullara Rüştiye diyorlar. Liselere de idadi i̇dadiye diyorlar. İdadiye giriş sınavı. Aynen. idadiye giriş sınavı. Biz LGS diyoruz. Liselere giriş sınavı. Onlar da idadiye giriş sınavı yapıyorlar. O zamanlar İGS var yani. Şaka bir yana Selanik askeri rüştiyesine gidiyor Mustafa Kemal Atatürk. Niye? Çünkü sivil değil de asker olmak istiyor. Ve askeri idadi yani askeri lisede edebiyat ve tarihe ilgi duyuyor. Harp okuluna gidiyor. Harp akademisine gidiyor. Bunlar da üniversite gibi düşünebiliriz Songuç'un. Fakat şu kesin ki Mustafa Kemal Atatürk çok idealist bir insan ve asker olmak istediği için hep askerlikle alakalı eğitimler alıyor ve kendini çok iyi yetiştiriyor. Burada bir gerçek var. Bu da 2021 LGS'de sorulmuştu. Yazılığınızda da hocanız sorabilir. Osmanlı eğitim sisteminde birlik yok. Yani azınlık okulları var, askeri okullar var, modern okullar var, farklı farklı okullar var. Her biri ayrı bir telden çalıyor. Bu da eğitimde birlik olmadığını gösteriyor. Sonradan Mustafa Kemal Atatürk 24 Sonradan Mustafa Kemal Atatürk 3 Mart 1924'te tevhid Tedrisat Kanunu ile eğitimde birliği sağlayacak. Tüm okullar Milliyetin Bakanlığı'na bağlanacak. Buhranlar yani sıkıntılar büyük kahramanlar doğurur. Mustafa Kemal tabii ki dünyaya geldiğinde ve e, gençliğinde çok dünya karma karıştı. Birinci Dünya Savaşları, Fransız İtalyanları, Sanayi İnkılapları, Osmanlı'nın zor durumu çok tehlikeli durumlarda, çok zor günlerde yaşadı Mustafa Kemal ve arkadaşları. O dönem gerçekten çok zor. Düşünsene Trablusgarp Savaşı var kaybediyoruz. Balkan Savaşları var kaybediyoruz. Birinci Dünya Savaşı var kaybediyoruz. Kurtuluş Savaşı var kazanıyoruz. Yani birçok savaşın olduğu dönemler ve aynı zamanda sanayi inkılabı yüzünden ekonomimiz zor durumda. Fransız itilali yüzünden herkes isyan ediyor, azınlıklar isyan ediyor. Osmanlı'nın durumu gerçekten zordu. Mustafa Kemal etkileyen yerli ve yabancı aydınlara baktığımızda Ziya Gökalp milliyetçilik alanında Mehmet Emin Yurdakul bak. Yurdakul soy isminden zaten net bir şekilde. Türkçü hocam. Aynen Türkçü çok güzel söyledin. Türkçü milliyetçi Yurda Kul orada etkiliyor Mustafa Kemal Türk'ü. Tevfiklet batıcılık yolunda batıya bağlanmamızı söylüyor Tevfiklet. Cancak jacques Rousseau ve Voltaire de milli egemenlik düşüncesi yolunda Mustafa Kemal Türk'ü etkiliyor. Şimdi gel hemen buradaki sorularımıza bakalım. Selanik şehrinin bu arada ekranları başındaki arkadaşlarımız da tabii ki yazın notlarından dinamolardan sorular çözsünler ama bu soruları da bize beraber çözebilirler yani durdurup çözebilirler. Selanik şehrinin çok uluslu bir yapıya sahip olması sosyal alan ile ilgilidir. Evet bak çok ulus ulus sosyal society toplum. Bu doğru. Buraya o zaman D yazıyorum. Selanik şehrinin Ege Denizi'ne açılan bir liman kenti olması kültürel alanla ilgilidir. Hayır. Bu ekonomi ile alakalı. O zaman burayı kültürel çiziyorum Tonguç Eladi benim ekonomi ile alakalı yazıyorum ve buraya yanlışıyorum. Kültürle alakalı ne olabilir Selanik şehrinde? Farklı farklı diller dergiler çıkıyor hocam. Harikasın Tonguç'um. Gerçekten çok hazırlıklısın. Bunların hepsi farklı kültürler olduğunu gösterir. Yani diller, dergiler, kitaplar bunlar hep onunla alakalı. Aferin. Mustafa Kemal Selanik Mülkiye Rüştiyesi'nde Kemal adını almıştır. Hayır, bu yanlış. Selanik Askeri Rüştiyesi'nde bu ismi alacak. O hocası ona verecek. Eee Mustafa Kemal Manastır Askeri İdadesi'nde yani Manastır Askeri Lisesi'nde edebiyat ve tarihe ilgi duymuş ve milliyetçi yönü gelişmiştir. Burası da yine doğru. Osmanlı'da eğitim birliği yoktur demiş. Bu da yine doğru. Zaten söylemiştik. Azınlık okulları var, medreseler var, askeri okullar var, modern okullar var. Farklı farklı okullar eğitimle birlik olmadığını gösteriyor. Sanayi İnkılabı Mustafa Kemal'de ulusal egemenlik fikrinin oluşmasını sağlamıştır. Bu yanlış. Ulusal ...ekonomi fikrinin oluşmasını sağlayacak. Ulusal egemenlik fikri... ...Fransız sonrasında... Jean Jacques Rousseau, Voltaire'nin eserlerinden sonra oluşacak. Şimdi burası çok önemli Tonguç'un bak. Bunu bilmiyorsan zaten... ...LGS'ye de girme, yazılıya da girme. Şu ikisi arasındaki farkı çok iyi bilmemiz lazım. Bak buraya yazıyorum. Herkes buraya dikkat dinlesin. LGS'de de... ...sınavlarda hocalar %100 sorar. Bak buraya yazıyorum. %100... ...bilmeniz gerekir. Yani sorulur bu. Bilmeniz... ...gerekir arkadaşlar. Nedir bu da onu söylüyorum. Birincisi milli bağımsızlık. Buna ulusal bağımsızlık da denir Tonguç Eladi benim. ...ikincisi ise milli ya da ulusal egemenlik. Buraya yazıyorum. Milli egemenlik. Şimdi bu ikisi arasındaki fark çok çok önemli. Milli egemenlik ülkeyi halkın yönetmesi. Bak buraya bir sandık resmi çiziyorum. Yani insanların seçimlere katılması, oy vermesi, TBMM, cumhuriyet, seçimler bunlar milli egemenlikle alakalı. Ama milli bağımsızlık ise ülkemizin bayrağının olması, sınırların olması, başkentin olması, düşman işgali altında olmamız. Yani Kurtuluş Savaşı'nı yapmamız milli bağımsızlıkla alakalı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni açıp Cumhuriyeti ilan etmemiz milli egemenlikle alakalı. Peki o zaman sana soru soruyorum Tonguç'um. Burayı dikkatlice dinle. Sence en önemlisi hangisi? Milli bağımsızlık. Harikasın. En önemlisi milli bağımsızlık. Çünkü ülken bağımsız değilse, bayrağın yoksa, başka bir ülkenin esareti altında yaşıyorsan... ...işte milli egemenlik varmış, halk oy veriyormuş da... Bağımsız değilsin bir kere. Sen esirsin. Dolayısıyla milli bağımsızlık önemli. Önce düşmanı denize dökeceğiz. Önce düşmandan kurtulacağız ekonomik ayrıcalıkları kaldıracağız onlara verdiğimiz kapitülasyonları kaldıracağız sonra milli egemenliği yapacağız. Gerçekten de öyle oluyor. Musa Kemal Türk Türk halkıyla birlikte milli birlik ve beraberliği sağlayıp düşmanla savaşıyor. Milli bağımsızlık mücadelesi veriyor. Sonrasında 1922'de saltanat kaldırılıyor. 1923'te cumhuriyet e ilan ediliyor. 1924 halifelik kaldırılıyor. Yani milli egemenlik daha sonra. Sonrasında bir de laiklik ve çağdaşlaşma var. Onu da zaten ikinci dönemde güzel güzel pekiştireceğiz. Şimdi o zaman bu %100 bilmemiz gerekirden sonra devam ediyorum Tonguç Eladi benim. 1897 Türk-Yunan Savaşı Mustafa Kemal'e Osmanlı'nın diplomasi eksikliğini göstermiştir. Evet bu da doğru. Kazandığımız halde masa başında kaybediyoruz savaşı. Ziya Gökalp bak soy ismine bak Gökalp. Ve Mehmet Emin Yurdakul, Yurdakul Mustafa Kemal'i Türkçülük ve vatan sevgisi konularında etkilemiştir. Burası yine doğru. Zaten Mustafa Kemal Osmanlı Devleti'nin dağılmasına sebebiyet veren milliyetçiliği Yeni Türk devletinin kurulmasında kullanıyor. Yani Osmanlı Devleti normalde birçok millet bir arada yaşıyordu ama birçok millet Fransız itiler sonrasında ben Sarabım, ben Rom'um, ben Ermeniyim, ben Şuyum, ben Buyum diye isyan etti. Mustafa Kemal dedi ki o zaman bir dakika. Biz de kendi devletimizi kurmalıyız dedi ve Türkiye Cumhuriyeti'ni kurdu. Geldik Mustafa Kemal'in askerlik hayatına. İlk görev yeri Şam 5. Ordu. Burada Vatan ve Hürriyet Cemiyeti'ni kurması onun ...teşkilatçılık yönünü gösteriyor ve liderlik yönünü gösteriyor. 31 Mart olayında hareket ordusunu yine orada hareket ordusunu kurup... ...orada orduyla birlikte isyancıları durduracak. Picard'in manevralarında Fransa'da tatbikat yapıyor ve ileri görüşü uçağın önemine değiniyor. Trabluskarp Savaşı ilk askeri başarısı vatansever olduğu için... ...subay kılığında atlayıp Afrika'ya gidiyor ve orada Arap halkı örgütlüyor. Bak burada çok önemli. Arap halkı örgütleyip oradaki savaşı kazanıyor. Arap halkı örgütledi ve... Kurtuluş Savaşı açısından önemli. Orada Arap halkı örgütlüyor ve savaşı kazanıyor. İlk askeri başarısı. Sonradan da gelecek Anadolu'da bizleri örgütleyecek. Yani düzensiz olarak Doğu'da, Batı'da, Anadolu'da, Akdeniz'de, Karadeniz'de bulunan Türk halkını, Kuvayi Milliye'yi ve aynı zamanda işte yararlı cemiyetleri tek bir çatı altında toplayacak Mustafa Kemal. Orada bizi örgütleyecek yani Kurtuluş Savaşı'nı. Balkan Savaşları'nda Gelibolu ve Bolayır'da ee, ...düşmanı nereden çıkarabileceğini görüyor ve bu da... ...aynı zamanda Çanakkale Savaşı'nda ona bir tecrübe kazandıracak. Ee, Birinci Dünya Savaşı'nda. Sofya ateşe militerliği yapacak. Orada diplomat olarak yani bir elçi gibi orada gözlemlerde bulunacak. Azınlık durumda olan Türklere yardım edecek ve meclisi inceleyecek. Mustafa Kemal Türk'ün kişilik özelliklerine baktığımızda birincisi kararlı. Çok yönlü yani sadece asker yönü yok başka yönleri de var. Lider bir kişiliğe sahip, ileri görüşlü ve aynı zamanda vatansever. Yani en önce vatan diyor. Ya istiklal ya ölüm. Başka bir seçenek yok yani. Öyle manda ve himayeye girelim. Yabancı devletlerin kontrolünde olalım gibi şeyler asla söylemiyor. Ve idealist bir insan. Şimdi hemen buraya bakalım. İlk görev yeri dir ve vatan ve hürriyet yemetini kurmuştur diye sana sorarlarsa Şam 5. ordu diyeceksin Tonguç evladım benim. Hareket ordusu ile isyanın bastırılması görev almıştır diye sorarlarsa 31 Mart olayı demen gerekiyor Tonguç evladım benim. Askeri tatbikata gözlemci olarak katıldığı yer ise ...Picard'i'ye manevraları. Bunu yazalım. Picard'i manevraları. İki defa e yazdım ama neyse artık manevraları. İlk askeri başarısını Trablusgarp'ta kazanmıştı hatırlarsan. Arap halkı örgütlemişti. Derne, Tobruk ve Bingazi'de Trablusgarp savaşı dememiz gerekiyor Tonguç'um. Askeri diplomat olarak bu şehirde görev yapmıştır. Hangi şehirde görev yapmıştı? Bulgaristan hocam. Tamam Bulgaristan'da görev yaptı onu biliyor ama hangi şehir diyor? Şehir dediği için de Sofya Ateşe Militerliği. Sofya Ateşi. Zaten Sofya'da günümüzde ee, Bulgaristan'ın başkenti. Ateşe, militerli. Aslında bildiğin sayılır ama sınavda Bulgaristan yazarsan olmaz sonuçum. Sofya yazman lazım. Zaten burada da kelimeleri veriyorlar. Geldik Birinci Dünya Savaşı'na. Birinci Dünya Savaşı'nın bir genel nedenleri vardı. Bir de özel nedenleri vardı. Genel nedenin birincisi tabii ki para. Yani sanayi inkılabı. Devletler para için birbirlerine girecekler. Sömürgecilik yarışına girdiler. Milliyetçilik isyanları var ve bloklaşmalar var. Bir tarafta itilaf devletleri var. İtilaf devletleri İngiltere ve Fransa'nın olduğu taraf gerçekten gadarlar ve tüm dünyayı sömürmüşler. Almanya'da ya biz geç kaldık biz de sömürelim diye savaşa giriyor. Esasında temel oyuncular bir tarafta İngiltere bir tarafta Almanya. Yani, Dünya Kupası'nda Arjantin ve Fransa oynadı hocam. Evet onu biliyorum ama Tonguç'um şu an Dünya Kupası finali değiliz. Dünya Kupası finali doğru. Arjantin Messi sayesinde kazandı. Fransa yenildi falan filan. Burada şimdi İngiltere ve Almanya oynuyor Dünya Kupası finalini. Ve burada da tabii ki yardımcı takımlar var ona destek olan. İngiltere'nin yardımcısı Fransa en büyük yardımcısı. Sonrasında İtalya var. İtalya bu tarafa geçecek sonradan. E, yani daha sonra buradan bu tarafa geçti. Rusya savaştan çekilecek. ABD de savaşı kazanmalarını sağlayacak. Bizde ise Avusturya, Macaristan, Bulgaristan var. Osmanlı savaşı katılaraktan gerçekten savaşın dengesini değiştirecek. Şimdi Özel nedenlere baktığımızda Fransa ile Almanya arasında Alsaslı Ören kömür havzasından dolayı bir sıkıntı var. Avusturya, Macaristan yine Rusya arasında panslavizm politikası yüzünden sıkıntılar var. Yani Slav milliyetçiliği yaptırıyorlar. İngiltere ve Almanya arasındaki rekabet de zaten efsane rekabet. Burası zaten savaşın temel nedeni. Şimdi Osmanlı'nın savaştığı cephelere baktığımızda şöyle şuraya getirelim. Osmanlı bir taarruz cepheleri var. Birincisi Kanal cephesinde taarruz yapıyoruz. İkincisi Kafkas cephesine taarruz yapıyoruz. Kafkas cephesinde sarıkamış harekat yapıyoruz ama askerlerimiz maalesef soğuktan donarak şehit oluyorlar. Sek ve iskan kanunu çıkarıyoruz. Bu da göç kanunu. Ermenilere zorunlu göç ettiriyoruz. Niye? Çünkü biz şimdi Doğu Anadolu'da savaşırken diyelim ki Kafkas cephesine bir bakıyoruz. Rus askeri kıyafetiyle adamlar bize saldırmışlar. Onları durduruyoruz, yakalıyoruz, esir ediyoruz. Bir bakıyoruz ceplerinden Osmanlı kimliği çıkıyor. Ya diyoruz Allah Allah sizde Osmanlı kimliği var ama Rus askerisiniz siz. Niye? ''Aa meğer Ermeniler Ruslar tarafından kandırılmış ve bize saldırıyorlar.'' Bize diyoruz ki ''Ya kardeşim bak sizler hata yapıyorsunuz. Hadi bakalım sizi zorunlu olarak göçe tabi tutuyoruz ve Ermenileri Suriye'ye göç ettiriyoruz.'' İşte bu göçler sırasında da ee, e, gerçekten çok zorlu koşullar var ama biz buna sevk ve iskan kanunu diyoruz Ermenilerin zorunlu olarak göç ettirilmesini. Mustafa Kemal Muş ve Bitlis'i geri alıyor. Kafkas cephesindeki bir askeri başarısı ama Kafkas cephesi toplamda kaybettiğimiz bir cephe. Taarruz cephelerini kaybediyoruz. Kanal cephesinde de İngiliz sömürgelerine zarar vermek için ee, Süveyş kanalına yönelik saldırıda bulunuyoruz ama burada da başarısız oluyoruz. Ordumuz Suriye'ye çekiliyor. Sonrasında savunma cepheleri var. E, Çanakkale cephesi Tek kazandığımız cephe zaten. Burada Mustafa Kemal'in başarısı tüm yurtta tanınıyor. Ve Rusya'ya yardım gitmediği için Rusya'da ihtilal oluyor. Bulgaristan'da bizi kazandığımız görünce Bulgaristan'da bize destek oluyor. Bizimle beraber savaşa giriyor. Yani ittifak devletleriyle beraber. İttifak devletlerini de şöyle koyalım. Bunlar kaybettiği için böyle olsun. Irak cephesinde Kutul Amare zaferi var. Halil Paşa e, ...son kez e, Osmanlı'nın ordusunun zafer elde etmesini sağlıyor. Hicaz Yemen'de Fahrettin Paşa var, Medine'yi müdafaa ediyor, kutsal toprakları. Suriye cephesinde Mustafa Kemal Atatürk, 7. Ordu komutanı olarak kayıpların az olmasını sağlıyor. Bir de yardım cepheleri var. Makedonya, Galicia ve Romanya. Burada da müttefiklerimize yani Almanya'ya, Bulgaristan'a yardım ediyoruz. Dolayısıyla taarruz cephelerinde kaybediyoruz. Savunma cephelerinde Çanakkale cephesi hariç geri çekilmek zorunda kalıyoruz. Kutul Amare zaferimiz var, Çanakkale zaferimiz var. Bunlar da önemli. Gelelim şimdi buradaki bilgileri beraber kontrol etmeye. Sarıkamış harekatı hangi cephede olmuş Tonguç'un? Kafkas cephesi hocam. Harikasın. Kafkas cephesi diye yazıyorum. Mustafa Kemal'in muş ve geri aldığı cephede yine Kafkas cephesiydi. İngilizlerin Hindistan'a giden bağlantısını kesmek için biz taarruz cephesi olan, bak buraya yazıyorum parantez içerisinde, taarruz cephesi olan Kanal cephesini açmıştık. Bu taarruz yani bu saldırı başarısı olunca da Osmanlı ordusu yine Suriye'ye çekiliyordu. Bu da yine Kanal cephesi Tonguç'un. Mustafa Kemal hangi cephe sonrasında tüm yurtta tanımıştı? Çanakkale geçilmez. Harikasın. Çanakkale geçilmez diyorsun. Çok güzel söylüyorsun. Yani Çanakkale cephesi. Sen Çanakkale geçilmez desen de ben ne demek isim, anlıyorum. Çanakkale cephesi. Yardım alamayan Rusya'da ihtilal oldu. Bu da yine Çanakkale cephesi sonrasında. Rusya'ya yardım götürmeye çalışıyorlar ama Çanakkale geçemeyince Rusya patlıyor. Kutul Amar zaferini Irak cephesinde kazanmıştık. Hatta burada da söylemiştik. Halil Paşa çok büyük bir başarı elde ediyor ee, Osmanlı ordusu adına. Halil Paşa görev yapıyor. Bu da yine Irak'ta. Fahrettin Paşa ya görev yaptığı yer Medine müdafası yani Hicaz Yemen cephesi. Hicaz Yemen dediği yerlerde tabii ki günümüzdeki Suudi Arabistan'ın bulunduğu, Mekke'nin Medine'nin bulunduğu yerler. İslamcılık fikrinin etkisizliği anlaşılıyor. Bu da yine Hicaz Yemen cephesi. Niye? Araplar İngilizlerle işbirliği yapıp bize saldırıyorlar. Halbuki hepimiz Müslümanız bir arada olalım demiştik. Gelelim buraya. Mondros Ateşkes Anlaşması. Şimdi savaş erbitikten sonra Ateşkes Anlaşması yapılır. Biz de e, ee, itilaf devletleriyle Mondros Ateşkes Anlaşması'nı yapmak zorunda kalıyoruz. Fakat bu anlaşma resmen rezil bir anlaşma. Çünkü bizi fiilen bitiriyor. 7-24 işgaller açık hale getiriyor. 7-24 işgaller açık hale getirirken burada anlatmak istediğimiz 7. madde ve 24. madde. 7. madde şu. İtilaf devletleri güvenliklerini tehdit eden bir durum olursa Anadolu'da orayı işgal edebileceğiz diyorlar. 24. madde de Doğu ile alakalı. Dolayısıyla İtilaf devletleri resmen Osmanlı'yı açık hale getiriyorlar. İşgalleri açık hale getiriyorlar. Ne yapıyorlar? Ordumuza el koyuyorlar. iletişim araçlarımıza el koyuyorlar. Ulaşım araçlarımıza el koyuyorlar. Her şeyimize el koyuyorlar. Ve bizi işgalleri açık hale getiriyorlar. Tabii ki Mondros'a e, tepkiler var. Birincisi İstanbul hükümeti teslimiyetçi uzlaşmacı davranıyor. Çünkü zaten savaştan yeni çıkmışız. Bir de şimdi savaşırsak şimdi Balkan Savaşı'nı kaybetmişiz. Trabzon Savaşı'nı kaybetmişiz. Birinci Dünya Savaşı'nda Şanakkale Cephesi kaybetmişiz. O zaman yani bir daha savaşa girmeyelim. Neyse hadi bakalım böyle işgal etseler de artık yapacak bir şey yok diye teslimiyetçi ve uzlaşmacı davranıyor. Türk halkı ise cemiyetlerle yani yararlı cemiyetler, kuvayi milliye ile düzensiz bölgesel ordular, direnişi ve vatansever davranıyoruz. Diyoruz ki Mustafa ile birlikte ya istiklal ya ölüm diyoruz ve düşmanlara da geldikleri gibi giderler diyor Mustafa Kemal İstanbul'da düşman gemilerini görünce. Bu arada Paris Barış Konferansı var. Paris Barış Konferansı'nın adı Barış Konferansı. Esasında şöyle Tırnak içinde barış konferansı diyelim buna. Çünkü esasında barış falan sağlamayacak. Bunlar diyecekler ki burayı İzmir'in çevresinde Türkler Rumlara zulmediyor. Rumları öldürüyor. O yüzden burayı Yunanlara veriyoruz diyecekler. Resmen Yunanistan'ın işgalini resmileştirecekler. Ve aynı zamanda da Hasan Tahsin de, gazeteci Hasan Tahsin de ilk kurşun atacak ve düşman askerini öldürecek. Yunanların böyle bir megali ideali hayali var. Her zaman böyle Yunanlar maalesef sıkıntılı bir millet. Hep uykuda, hep hayalperest davranıyorlar. Yok işte İstanbul alacaklarmış, yok İzmir alacaklarmış da. Böyle hep bu şekilde düşünüp sonrasında da tuzlu sularda yüzmeyi öğrenmek zorunda kalıyorlar. Şimdi buraya gelelim. Amiral Brissol raporu. Amiral Brissol de bir Amerikalı adam. O geliyor diyor ki ya diyor burada Türkler Rumları Öldürmüyor, öyle bir şey yok. Esas Rumlar durduk yere kuduruyorlar burada olay çıkarıyorlar diyor ve amiral bir raporu çıkarılıyor. Paris Barış Konferansından sonra, Paris Barış Konferansından sonra. Manda ve Himaye diye bir fikir ortaya atılıyor. Yani sömürgecinin yerine Manda alıyor. Ve işte Milletler Cemiyeti kurulması fikirleri atılıyor falan filan. Şimdi milli bağımsızlık ve milli egemenliği zaten söylemiştik. Milli bağımsızlık burası çok önemli. Yüzde yüz buradan soru gelir arkadaşlar. Burası tekrar söylüyoruz. Şuraya bir daha işaretimizi koyalım. Milli cemiyetlerin kurulması yani yaral cemiyetlerin kurulması. Kuvayi Milliye'nin kurulması. Manda ve Himaye'nin reddedilmesi. Bunların her biri yani Kurtuluş Savaşı... Bayrağımız için yaptığımız tüm mücadeleler milli bağımsızlıkla alakalı. Milli bağımsızlık deyince aklına Türk bayrağı ve askeri gelecek. Milli egemenlik ise, milli egemenlik ise ülke buraya hemen ne çizelim? Bir sandık resmi çizelim Tonguç'um. Milli egemenlik ise ülke yönetiminde ve geleceğinde halkın söz sahibi olması. Yani cumhuriyetin ilerlemesi. Yani Büyük Millet Meclisi'nin açılması, seçimler yapılması. Tabii o zaman daha yapılmamış Amasya genelgesi var. Milletin istiklalini milletin azim ve kararı kurtaracaktır. Millet karar verecek diyor nasıl kurtulacağımıza. Erzum Kongresi'nde Kuvayi Milli Yetkin, milli iradeyi, milli irade ve milli egemenlik aynı şey, milli iradeyi egemen kılmak esastır diyoruz. Ve 23 Nisan 1920'de de Büyük Millet Meclisi'ni açacağız. Şimdi geldik bir test sorumuz var. Zaten muhtemelen de sınavınızda hocalarınız sizlere test soracak. Buna göre Türk milletinin işgallere karşı gösterdiği tepki esaslarının hangilerinden ödün verilmek istenmediğinin göstergesidir diyor. Bakalım. Mondros Ateşkes Anlaşması'ndan sonra yapılan işgaller Mustafa Kemal gibi vatansever Türk milleti tarafından da tepkiyle karşılandı. Özellikle Paris Barış Konferansı'nda adı Barış yani sakın güzel bir şey zannetmeyin leş bir konferans. Paris Barış Konferansı'nda İzmir'in Yunanistan'a verilmesi büyük bir öfkeye neden oldu. Yunanlıların 15 Mayıs 1919'da İzmir işgal etmeleri üzerine de bütün yurtta protesto mitingleri düzenlendi. Şimdi o zaman hangilerinden ödün vermiyoruz biz? Birincisi ve en önemlisi tabii ki milli bağımsızlıktan ödün vermiyoruz. Toprak bütünlüğümüzden ödün vermiyoruz. Milli egemenlik seçimle alakalıydı, sandıkla alakalıydı. Burada onunla alakalı bir cümle yok. O yüzden cevabımız Ceyhun seçeneği 2 ve 3. Ama bilmeyince öğrenciler milli egemenlik de var diyor. Sakın sakın bu hatayı yapmayın. Geldik milli varlığa yararlı ve zararlı cemiyetlere. Ne oldu? Birinci Dünya Savaşı oldu. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Mondros Ateşkesi imzalandı. Osmanlı Devleti işgaller açık hale getirildi. Türk halkı da İzmir işgalinden sonra protestolara başladı. Mitinglere başladı. Şimdi iki şekilde protesto miting var. Şöyle hatta bunu da şöyle göstereyim. Bak burası önemli Tonguç'um. Burası çok çok önemli. Şimdi bak. Buraya yazıyorum bak. Birinci Dünya Savaşı var. Birinci Dünya Savaşı'nın sebepleri neydi? Sanayi devrimi vardı burada. Para paradan dolayı birbirlerine girmişlerdi. Bir de tabii ki Fransız İhtilali vardı. Fransız İhtilali sonrası ortaya çıkan milliyetçilik akımları vardı. Bunların sonucunda Birinci Dünya Savaşı çıktı. Birinci Dünya Savaşı'nda ...itilaf devletleri vardı, ittifak devletleri vardı ama sonrasında savaşı biz kaybettik ve Mondros Ateşkesi oldu. Bak Mondros Ateşkesi. Mondros Ateşkesi ile bizi 7-24 işgallere açık hale getirdiler. Ve ardından da Mondros Ateşkesi'den sonra İzmir'in işgali dananın kuyruğunun koptuğu yer oldu. Artık İzmir'i bunlar işgal edince biz çıldırdık ve Türk halkının gösterdiği tepki iki şekilde oldu. Birinci şekli, birinci şekli yararlı cemiyetler. Yani yararlı cemiyetler nedir? İşte müdafaa hukuk cemiyetleri, kongreler, mitingler yapıyorlar. İkinci tepkimiz ise tabii ki düzensiz bölgesel askeri birlikler. O da Kuvayi Milliye. Kuvayi Milliye. Şimdi Burası burası zaten Mustafa Kemal olmasa olan şey. Mustafa Kemal olmasa sanayi devrimi Fransız vardı. Birinci Dünya Savaşı çıkacaktı. Ateşkes imzalandı. İzmir işgal edildi. Halk yararlı cemiyetler kurdu. Halk bölgesel düzensiz orduyla destek verdi. Şimdi Mustafa Kemal devreye girince ne olacak? Mustafa Kemal Atatürk gelecek yararlı cemiyetleri birleştirecek. Tamam mı? Cemiyetler birleşecek. Birleşecek Sivas Kongresi'nde. Anadolu ve Rumeli Müdafaa Hukuk diye. Ardından da cemiyetler TBMM gibi bir meclis çatısı altında toplanacak. Kuvayi Milliye de ne olacak? Zamanla düzenli orduya dönüşecek. Düzenli orduya dönüşecek. Ve bütün bunları da sağlayan kişi Mustafa Kemal Atatürk olacak. Yani Türk halkı zaten bağımsızlığına düşkündü. Zaten düşmanla savaşıyordu ama Mustafa Kemal Türk dağınık olan, bölgesel olan Türk halkını bir araya getirip düşmanın kafasına yumruk gibi indirecek. Şimdi geldik buraya. Bu yararlı cemiyetlerde işte bu resimdeki şurası Tonguç Ali Hanım'ın. Şu anda neredeyiz? Turuncu yerdeyiz hocam. turuncu yerdeyiz. Yararlı cemiyetlerdeyiz. Haklısın. Şimdi yararlı cemiyetler Trakya Paşeli Müdafaa Hukuk Cemiyeti. Bak müdafaa hukuku, hukuku müdafa ediyorlar. Niye? Çünkü İtilat Eretleri dedi ki eğer bir bölgede kim çoksa orası onun olsun. Burada Rumlar mı çok? Burası Rumların olsun. Burada Ermeniler mi çok? Burası Ermenilerin olsun diye böyle bir kural koymuşlardı Wilson prensiplerinde. Bu kuralı uygulamak için de işte burada Rumlar çok, burada Ermeniler çok diye cümleler söylüyordu. Bizimkiler de diyor ki kardeş bir saniye yani. Burada Türkler çok, burada Dadaşlar çok, burada Erzurumlar çok, burada işte bizimkiler çok. Yani siz kimsiniz diye müdafaa hukuk yapıyoruz. Ama sonradan bizimkiler diyecek ki bunlar maltoz, bunlar dangoz anlamıyorlar. O zaman yararlı cemiyetler de eline silah alıp düşmanla savaşacak. Yoksa ilk başta adam gibi anlarlar diye tane tane anlatıyoruz. Bak kardeşim Trakya Paşeri'nin de Türkler var. İzmir'de Türkler var. Reddi ilhak ediyoruz. Yani biz red ediyoruz ilhakı saldırıyı. Trabzon'da Türkler var. Düşünsene Trabzon'da Lazar'ın yanına gelmişler demişler ki burası Romlara ait, Burada eskiden Trabzon Pontos Rom İmparatorluğu var diye böyle Kıl kıl konuşuyorlar. Gerçekten öyle mi konuşuyorlar hocam? Aynen gerçekten ses tonları böyle. Tam bir kıl gibi konuşuyorlar. Trabzon'daki Lazlar da... Uyuşam sen ne diyorsun? Ya burası bizimdir ya diyorlar. Yani Trabzon'dakiler de müdafaa hukuk yapıyorlar. Doğu Anadolu'dakiler yine dadaşlar hiçbir şekilde oraları vermeyecekler. Klikyalılar Adana ve çevresine yine bizim yararlı cemiyet. Burada bir tek Klikyalı'nın ismi biraz garip duruyor. Sakın karıştırma. Klikyal Mezopotamya demek yani Adana'nın çevresi demek. Dolayısıyla yani... Mesela şunların isimlerinden belli zaten. Mavri Mira, Pontos Rom, Taşnak ve Hınçak, Makkabi, Alias İsrailit. Bunların isimlerinden zaten azınlık cemiyeti olduğu, rezil bir cemiyet oldukları belli. Burası ise İzmir müdafaa hukuk, Trabzon müdafaa hukuk, Doğu Anadolu müdafaa hukuk, Anadolu kadınları, Milli Kongre, Trakya Paşeli. Bunların her birinin ismin zaten yararlı olduğu belli. Buradan yakalaman lazım. isimlerinden yakalarsın. Milli varlığa düşman cemiyetler ise Bizim içimizden çıkıp bize zarar verenler. Teali İslam, Kürt teali. İngiliz muhipleri mesela diyor ki biz efendim İngiltere mandasına girelim. Nasıl yani hocam? Ya? Şöyle İngilizler bizi içlerimizde serbest bıraksınlar dışlarımızı onlara bağlı olalım. Yani manda ve himaye istiyorlar. İngiliz mandacı bunlar yani. Manda demek e, mozarella peyniri gelmesin aklına. Manda demek e, şey demek nedir onun adı mı? Yani iç işlerinde serbest dış işlerinde başka bir ülkenin kontrolünü olmak demek. Wilson prensipleri de yine mandacı. Amerikan mandasına girelim diyorlar. Manda ne demek hocam? Manda ne demek biliyor musun tam olarak? Şöyle. Mesela sen şu anda bir mandasın. Nasıl yani hocam? Şöyle. Sen şu an içlerinde serbestsin. Odanda istediğin gibi test çözebilirsin, kitap okuyabilirsin, telefonla oynayabilirsin, bilgisayar oyunu oynayabilirsin. İçlerinde serbestsin. Ama ekonomik bağımsızlığın olmadığı için, şu anda para kazanmadığın için... ...baba anne ben artık başka bir yere yaşayacağım, başka bir yere taşınıyorum, başka biriyle yaşayacağım, şuraya gideceğim, buraya gideceğim diyemezsin. Akşam tıpış tıpış eve dönmek zorundasın. Çünkü ekonomik bağımsızlığın yok. Dolayısıyla sen odanda serbestsin ama dışarıda... Eve geliş gidiş saatin belli. Çünkü harçlığını Ailen veriyor, senin ediyor. Ama mesela ben bağımsızım, benim milli bağımsızım var, ben manda değilim. Niye? Ben istediğim saatte eve gelebilirim çünkü kendi paramı kazanıyorum. Sen de yarın bir gün okulunu bitirip kendin ayaklarının üzerine durduğun zaman... ...belki de ailene ya ben bugün biraz geç geleceğim, bir de iki de geleceğim diyebilirsin. Gezebilirsin, tozabilirsin. Şu anda niye diyemiyorsun? Yaşın küçük olduğu için değil. Ekonomik bağımsızlığın olmadığı için ve ailene tabii ki de saygı duyduğu için. İşte... Küçük devletler büyük devletlerin kontrolünde ise onların mandası altında oluyorlar. Ama bağımsızlarsa bağımsızlar. Mesela biz şu anda bağımsız bir devletiz. Kimse bizim istediğimiz bir şeye karışamaz. Burası önemli. Hürriyet ve İtilaf Fırkası ve Sulf ve Selamet Osmaniye'de yine milli varlığa düşman cemiyetler. Şimdi bunlar da azınlıklar mesela diyecekler ki mesela Mavri Mira ki buralarda Rumlar çok. E işte i̇şte Taşla Gınçak diyecek ki buralarda Ermeniler çok diyecekler. Bizimkiler de hayır kardeşim buralarda Dadaşlar çok. Buralarda Türkler çok diyeceğiz. Yararlı cemiyetler milliyetçi, bölgesel ama disiplin yok. Zararlı cemiyetler bağımsız devlet ve ülke bütünlüğüne tehdit. Milli varlığa düşman cemiyetlerde milli birlik ve beraberliğe tehdit. Yani ya kardeşim hep beraber ya istiklal ya ölüm diyelim işte. Niye mandamanda manda istiyorsunuz diyeceğiz. Hemen sorumuza bakalım. Yukarıda numaralandırılarak verilen cemiyetlerden hangileri manda fikrini savunmuşlardır? Bunu zaten az önce söylemiştik ama bir daha bakalım. İslam Teali, vatanın kurtuluşunun halifelik makamına ve dini esaslara bağlı kalmakla mümkün olacağını savunmuştur. Burada mandadan bahsetti mi? Hayır hocam. Tamam buraya geçtik. O zaman birinin olduğu seçenekleri eliyorum. A gittim. İngiliz Muhipleri Cemiyeti vatanın kurtuluşunun İngiltere himayesine girmekle mümkün olacağını savunmuştur. Bak İngiltere himayesine. Sen nasıl şu anda ailenin himayesindeysen biz de İngilizlerin himayesine girelim. İngilizlerin mandasına girelim diyorlar. O zaman iki cevaplarımızın arasında olacak. Cevap ya B ya C. Devam ediyoruz. Wilson Prensipleri Cemiyeti. Vatanın kurtuluşunun ABD himayesine girmekle. Bunlar da Amerikan mandasına olan diyorlar. Yani işlerimize serbest olalım ama dişlerimize Amerika'ya bağlı olalım. İşte bunlar tam bir mandacı, tam bir sığır. Gelelim buraya. Sul ve Selamet Osmanlı Cemiyeti vatanın kurtuluşunun saltanat makamına bağlı kalmak ile mümkün olacağını savunmuştur. Bunlar padişahçı. Burada şey yok. Ee, burada sıkıntı yok. Ama 2 ve 3 mandacı. Buraya dikkat etmemiz lazım. Geldik buraya. İstiklal yolcu. Şimdi Mustafa Kemal Türk Mondros Ateşkesi'nden sonra düşman işgalinin başladığını görüyor. Yararlı cemiyetlerin işte Kuvayi Milliye'nin düzensiz olarak bir şekilde mücadele ettiğini görüyor. Ama Türk halkını bir arada toplamak ve milli mücadeleyi tek elden yürütmek için Anadolu'ya geçmek istiyor. Anadolu'ya geçmek için de bir bahane arıyor ve padişahın kontrolünde İstanbul'dan Samsun'a çıkıyor. Samsun'a çıkmasının sebebi şu esas yani devletin onu gönderme sebebi şu. Türklerin elindeki silahları almak ve Türkleri sakinleştirmek. Çünkü eğer sakinleşmezlerse Mondros Ateşkesi'nin yedinci maddesinde diyordu ki itilaf devletleri güvenliklerini tehdit eden bir durum olursa o bölgeyi işgal edeceklerdir diyordu. İşte o bahaneyle işgal ederler şudur budur olur diye yani oraya Mustafa Kemal'i gönderiyorlar. Ama gönderdikleri adam yanlış bir adam. Çünkü o esas isyanı başlatacak. O önce Havza'da milli bilinci uyandıracak. Ardından Amasya Genelgesi'nde Kurtuluş Savaşı'nın amacını, yöntemini ve gerekçesini açıklayacak. Sonra Erzurum Kongresi'nde milli iradeye vurgu yapacak. Kuvay Milliye'yi etkin kılmalı izleyecek. Manda ve himayeyi reddedecek. Sonrasında da Sivas Kongresi'nde tüm cemiyetleri bir araya getirecek. Ve resmen Kurtuluş Savaşı'nın ateşini yakacak. Ve itiraf devletleri de biz ne yaptık ya kimi gönderdiniz oraya diyecekler. İşte bu istiklal yolculuğuna istersen gel istersen sorularla bakalım. Bir... Bölgedeki karışıklığın sebebi Rumlardır. Samsun raporu. Şimdi bu ne demek? İtiraf devletleri diyorlar ki Karadeniz'le çevresinde karışıklıklar var. Lütfen oraya bir adam gönderin ve oradaki Türklerin elindeki silahları alsın diyor. Ve patişahta Mustafa Kemal e Türk'ü gönderiyor. Bak sen şu işe Allah Allah ne kadar garip değil mi? Mustafa Kemal geliyor oraya diyecek ki evet Türkler çok isyan yapıyorlar. Türklerin elindeki silahı alacağız diyor demesi lazım. Ama o ne yapacak? Diyecek ki hayır bölgedeki karışıklığın sebebi Rumlardır diyecek samson raporunda Mustafa Kemal. Türklerin yabancı kontrolüne tahammülü yoktur diyecek yani kusura bakmayın da siz böyle Rumlar falan filan diyorsunuz ama bu iş böyle olmaz diyecek. Sonrasında tamam diyecek artık ben artık milli mücadeleye başlayayım. İlk olarak Havza'da mitingler yapılarak milli bilinç uyandırılmalıdır diyecek. İtilaf devletleri ve Osmanlı hükümetine protesto telgrafları çekilmelidir diyecek. Bak milli bilinç uyanıyor artık alarm çalmaya başladı. Sonra Amasya Genelgesi'nde Türk halkına net bir şekilde seslenecek. Amasya Genelgesi'nde toplanıp bir bildiri yayınlayacaklar. Diyecekler ki vatanın bütünlüğü Milletin bağımsızlığı tehlikedir. Yani siz şu anda Mondros Ateşkesi'ni imzaladık zannediyorsunuz ama Trablusgar Savaşı bitti, Balkan Savaşları bitti, Birinci Dünya Savaşı bitti falan filan zannediyorsunuz ama esas tehlike şimdi başlıyor. Ey halkımız diyecekler. Ve milletin bağımsızlığını yani düşman işgalinden kurtulmamızı yine milletin azim ve karar kurtaracaktır. Yani milleti yine millet kurtaracaktır diyecek. Burası çok çok önemli. Bu cümle LGS'de çok çıkar. yazılında da soracaktır hocam. Yüzde yüz buradan soru gelir. Yani Amasya Genelgesi'nde Kurtuluş Savaşı'nın burası gerekçesi vatanın bütünlüğü milletin bağımsızlığı tehlikede. Burası ise milletin bağımsızlığını milletin azim ve kararlılığı sağlayacaktır. Burası da yöntem ya yani nasıl kurtulacağız? Bak milletin bağımsızlığı amaç şurası amacımız milletin bağımsız olması. Gerekçesi çünkü tehlikedeyiz yöntemimizde milletin azmi yani millet kurtaracak ve milletin kararı kurtaracak. Yani halk karar verecek nasıl kurtulacağımıza diyor. Burası yazılınızda yüzde bir trilyon gelecek arkadaşlar. Gelince sakın şaşırmayın. Ya da birinci yazılı zaten yüzde bin trilyon geldi. O oh, evet hocam, geldi diyorsunuz. Geldik buraya. Şimdi çok önemli bir cümle yani. Çünkü millet böyle ya neyse bakalım falan. Yani ülkesini sevenler bile yani sadece İzmir işgal edildi falan zannediyorlar. Böyle bir şeyler oldu zannediyorlar. Halbuki gerçekten ülke çok tehlikeli. Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür bölünemez. Burası Erzurum Kongresi'nde alınan bir karar. E, artık sınırlarımızı belirlemeye başlıyoruz. Kuvay Milliye etkin ve milli iradeyi hakim kılmak esastır. Bu da yine Erzurum Kongresi'nde. Şimdi Kuvay Milliye düzensiz bölgesel birlikler ama yine milli mücadelede ateşini yakan cesur insanlar. Yani mesela Maraş'ta Sütçü İmam, Urfa'da Ali Sahip Ursavaş, Antep'te Şahin Bey bunlar direkt terminatöre dönüşüyorlar yani yeter diyorlar ya düşman artık Hasan Tahsin gazeteci normalde direkt sıkıyor düşmanın kafasına yani ne yapayım diyor düşman saldırmış diyor. Dolayısıyla bu yüzden milli iradeyi de hakim kılmalıyız diyor tamam halkımız cesur düşmanı hiçbir şekilde kabul etmeyecek ancak milli iradeye de hakim olmalıyız yani halk karar vermeli biz kendimiz kontrol etmeliyiz diyor. Bak Mustafa Kemal şöyle bir şey diyebilir. Artık ben kontrol ediyorum diye. Hayır öyle demiyor. Halkla beraber karar vereceğiz diyor. Bu da onun milli iradeye ne kadar önem verdiğini göstergesi. Sivas Kongresi'nde de tüm cemiyetler bir araya geliyor ve Ali Fuat Paşa Batı cephesine komutan olarak atanıyor. Artık Sivas Kongresi ile net bir şekilde bu temsil heyeti yani Mustafa Kemal ve arkadaşları net bir şekilde bir devlet gibi hareket etmeye başladılar. Şimdi biz Şimdi ne olmuştu? İlk başta Samsun'a çıkmıştı Mustafa Kemal. Sonra Havza Genelgesi milli bilinci uyandırdı. Sonra Amasya Genelgesi ile Kurtuluş Savaşı'nın yöntem, amaç ve gerekçesi belirlendi. Sonra Erzurum Kongresi'nde, şuraya dört yazıyorum. Erzurum Kongresi'nde Kuvay milli yetkin, milli iradeyi hakim kılmak esastır dendi. Sivas Kongresi'nde e, cemiyetler birleştirildi, Ali Fuat Paşa atandı. İstanbul hükümeti diyor ki yani padişah diyor ki ne oluyor ya? Ne oluyor ya? Bunlar ne yapıyor ya diyor. Biz diyor Mustafa Kemal'i gönderdi silahları toplasın diye ama Mustafa Kemal resmen şov yapıyor ya. Böyle bir şey olamaz. Türk halkını bir araya getir diyor ve hemen Mustafa Kemal'i durdurmaya çalışıyorlar ama Mustafa Kemal zaten çoktan askerlikten istifa etmiş. Ardından da İstanbul'da meclis toplanmalı diyor. Yani Amasya'da padişahın adamı Salih Paşa ve Mustafa Kemal'in temsil ettiği toplanıyorlar tekrar. Diyorlar ki İstanbul'daki meclis toplanmalı. Bu meclis hangi meclis? Bilemedim hocam. Bu meclis hatırlar mısın dersin başında demiştim 1876'da açılan meclisi mebusan yani kanun esasının ilan edildiği meclis. İstanbul'daki mecliste toplanacak diyor ve bu mecliste kararlar alınmalı diyor. Bu meclisin aldığı karar da şu misak-ı milli kararları yani kapitülasyonları kaldıracağız bak kapsar. Kapitülasyonları kaldıracağız, azınlıklara fazlaklar vermeyeceğiz, boğazlar bizim kontrolümüz olmalı, sınırlar bizim kontrolümüz olmalı, Arap topraklarına da halk oylaması yapılacak yani referandum yapılacak diyor. E ardından da tabii ki İstanbul'daki mecliste düşmanın sinirini bozacak böyle bir karar alınca ne olur sence? Düşman çıldırıyor. Aynen düşman çıldırıyor ve İstanbul'u işgal ediyor ve Mebusan Meclisi'ni dağıtıyor. Tamamen dağıtıyor ve bu da milli iradenin yok olması resmen. Milli iradeye saldırıyorlar. İstanbul'daki meclis İngilizler tarafından işgal edilince oradaki milletvekilleri tutuklanınca da Mustafa Kemal diyor ki artık daha anladınız mı diyor Türk halkını yani gördünüz mü? Bak biz şurada iki tane kongre yaptık. Sonra bir misak milli kararları aldık. Hemen İstanbul'daki meclisi kapattılar. Adamlar resmen bizi kontrol ediyor diyor. O zaman Ey Türk halkı diyor. Yani ister padişahçı olun, ister şucu olun, ister bucu olun. Hiç fark etmez. Gelin Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni açıyoruz diyor. Ve Ankara'da ulusal bir meclis, demokratik bir meclis, olağanüstü bir meclis, kurucu bir meclis ve savaş meclisi açılıyor. 23 Nisan 1920'de. Bu meclis gerçekten çok önemli. Niye? Herkes var bu meclis. Yani padişahı sevenler de var, Atatürk'ü sevenler de var. Herkes var. Ülkesini seven herkes buraya geliyor. Anlıyorlar ki İstanbul'daki meclis kapatılınca padişahçılar yani bazı insanlar şöyle diyordu. Ya padişahımız bizi kurtarabilir ya diye düşünüyorlardı ama İstanbul başkent işgal edilince herkes ha deyip Ankara'daki mecliste toplanıyorlar. Ankara'daki mecliste Kur'anlar okunuyor, kurbanlar kesiliyor, meclis açılıyor ve haydi bismillah düşmanla savaşacağız deniyor. Ama TBMM'ye karşı isyanlar var. Kimler isyan ediyor? E tabii ki Rumlar, Ermeniler, İtilaf Devletleri TBMM'ye karşı isyan ediyorlar. TBMM bu isyanları bastırmakla uğraşıyor ama bastırıyor ve otoritesini artırıyor. Ardından da isyanlara karşı tedbirler alıyor. Birinci tedbir hıyaneti vataniye kanunu. Yani isyan edenler nedir? Vatan hainidir. Aynen, vatan hainidir diyor. İstihkam mahkemelerinde yargılıyoruz e, bu hainleri ve cezalandırıyoruz. Mahkeme ...ler olması yargıyı gösterir. Vataniye Kanunu da yürütme yetkisini gösterir. Kanun çıkarması meclisin. O sırada itiraf devletleri diyor ki... o bunlar bayağı gaza geldi ya diyor. İlk başta işte Samsun'a çıkmışlardı bir şey demedik. Havzada milli bilinci uyandırdılar bir şey demedik. Amasya'da Kurtuluş Savaşı'nın görekçe yöntem ama amacını açıkladılar bir şey demedik. Erzurum Kongresi yaptılar bir şey demedik. Sivas Kongresi yaptılar bir şey demedik. Misak-ı Milli kararlarını yaptılar. İşgaller yaptık. İstanbul'u işgal ettik. Ama bunlar doymayacak. Baksana Ankara'da meclis açtılar. O zaman biz en iyisi artık Sevr Anlaşması'nı imzalayalım ve Sevr Anlaşması'yla Osmanlı Devleti'ni resmen parçalayalım diyorlar. Ordumuzu kaldırıyorlar. Azınlık tanaklarını genişletiyorlar. İstanbul'u geri alacağız diyorlar eğer uyulmazsa. Boğazlar bizim kontrolümüzde diyorlar. Doğu Anadolu'ya iki tane yeni devlet kuruyorlar. Kapitülasyonlar yani ekonomik olarak bizi ezen bu kurallar herkes yararlanacak diyorlar. Ve bu anlaşmayı biz kabul ettik diyorlar. Halbuki bu anlaşmayı zaten Mustafa Kemal kabul eder mi? Etmiyor hocam. Etmiyor. Türk halkı kabul eder mi? Etmez hocam. Etmiyoruz. Çok güzel. Bunu haricinde bir de İstanbul'un meclis kapatıldı ya. Yani de kabul etmediği için hukuken geçersiz bir anlaşmadır. Şimdi Nisa Cumhuriyetinin aşağıdaki kararlarından hangisinde uluslararası denklik prensibine vurgu yapılmıştır? İşgal altındaki Arap halkları özgürce verecekleri oylarla kendi geleceklerine kendileri karar vermelidir. Hmm, burada referandum vurgu yapılmış. Her türlü siyasi, adli ve mali sınırlamalar kaldırmalıdır. Burada kapitülasyonlara vurgu yapılmış. Kapitülasyonlar kaldırılmalı denmiş. Bu önemli bir madde. Ülkemizdeki azınlıklara komşu ülkelerdeki Müslümanlara tanınan haklar kadar aktarılacaktır. Yani karşılıklı denk olalım yani. Müslümanlara, azınlıklara nasıl davranılıyorsa biz de ülkemizdeki azınlıklara öyle davranacağız diyoruz. Yani uluslararası denklik olacak diyoruz. O yüzden cevap C. Türk halkının çoğunlukta bulunduğu yerler birbirinden ayrılmaz bir bütündür. Bu da uluslararası sınırlarımızı gösteriyor. Şimdi geldik buraya. Aşağıda TBMM'nin özellikleri verilmiştir. Özelliklerin yanına uygun olan kavramı yazınız demiş. Kurtuluş Savaşı'nın yönettiğine göre meclisimiz nasıl bir meclis? Savaş meclisi. Harikasın. Savaş meclisi yazıyorum. Türk adıyla kurulan ilk meclis olduğuna göre sence nasıl bir meclis? Milliyetçi. Tamam milliyetçi bir meclis doğru ama milliyetçi kelimesi yok burada. Milliyetçi kelimesiyle alakalı olan kelimemiz de ulusal o yüzden ulusal meclis diyoruz. Gerçekten de meclisimizin adı Türkiye Büyük Millet Meclisi. Yani milliyetçiyiz ama ulusal bir meclis. Her görüşten insan var mecliste. Bu doğru. Her görüşten insan olduğu için de demokratik bir meclis. Yani herkes var. Sadece e, padişahçılar ya da sadece Türkçüler ya da sadece şucular bucular değil. Herkes var. Güçler Birliği ilkesini benimsemiştir. Bu da yine olağanüstü bir meclis olduğunu gösteriyor. Güçler Birliği'nden kastımız da şu. Yani meclisteki kişiler Aynı zamanda milletvekili, aynı zamanda bürokrat, aynı zamanda asker, komutan. Her şey yani adamlar joker gibi. Niye? Olağanüstü bir durum var ya güçler birliği. Yeni bir devlet kurmuştur. Dolayısıyla da kurmak kelimesini görünce de kurucu meclis diyebilirsin Tonguçcuğum. Geldik ya istiklal ya ölüme. Şimdi artık savaş başlıyor. Artık düşmanı kafasına yumruğu indirme zamanı, düşmanı denize dökme zamanı. Meclisi açtık ama mecliste oturup toplantı yapacak halimiz yok. Meclisi adam milletvekili oy veriyor sonra eline silah alıp terminatör gibi dolaşıyor etrafta. Sonra göre istihar mahkemesine hakim oluyor. Yani adamların başka şansı yok ki ben mahkemelerde çalışıyorum sadece. Ne alakası var savaş var al eline silah hadi gel diyoruz. Herkes savaşıyor şu anda. Kadınımız cepheye kurşun taşıyor, çocuklar kurşun taşıyor hatta çocukların üstüne örtmüyor analar battaniyeleri kurşunların üstüne örtüyor. Çünkü kurşunlar ıslanırsa önemi değeri bozulur diye çocukları üşüse de kendisi üşüse de oradaki mermilerin üzerine örtüyorlar battaniyeleri. Niye? Bu vatanı çok sevdikleri için yani gerçekten çok vatansever bir milletiz. E tabii ki her milletin işte bazı kötüler de olabilir ama genel olarak Türk halkı çok vatanseverdir, vatan için canını verir. Şimdi geldik buraya. Batı cephesi Yunanlara. Şimdi birincisi Batı cephesine yani bu tarafta Yunanlar saldırıyor. Ama Yunanlar tek başına değil. Arkasında İngilizler var. İtilat devletleri destekliyor. O yüzden gaza geliyorlar. Yoksa Yunanlar iki tane iki üç tane adam yani böyle saçma sapan tipler. Normalde bize saldıramazlar. Korkaklar. Ama İngilizlerin desteğini aldıkları için buraya geldiler. Bu tarafta Ermeniler saldırıyor. Burada da Fransızlar saldıracaklar. Ermenilerle birlikte. Buradan da İtalyanlar saldıracaklar. İtalyanlar bizden tırsıp Tiyamo Miyamo deyip hemen kaçıyorlar. Onlar İtalyanlar sıkıntı yok. İtalyanlar korkup kaçıyorlar. Şimdi Fransızlarla Ermenilerle ise ordumuz değil de oradaki sütçü İmam Adam normalde imam süt satıyor buyurun sütler geldi diyor. Bir bakıyor düşman var hemen terminatöre dönüşüyor düşmanı paramparça ediyor. Yani burada da düzenli ordu değil de Kuvayi Milliye mücadele ediyor. Yani Ali Sahip Ur Savaş Urfa'da Şahin Bey Antep'te sütçü İmam Maraş'ta burada Kuvayi Milliye yani Türk halkı düşmanı yamultuyor. Burada Kazım Karabekir var Ermenileri Dadaşlarla beraber yamultacaklar. Diyecekler ki Ermenilere kardeşim siz Boşuna gaza geliyorsunuz. Burada Ermeni devleti kuramazsınız diyecek. Ve Kazım Karabekir Doğu cephesinde şov yapacak. Batı cephesinde ise ordumuz var. Batı cephesinde ilk başta Ali Fuat Paşa olacak yenileceğiz. Sonra İsmet İnönü olacak. İsmet İnönü birinci, ikinci İnönü zaferlerini kazanacak. Ama Kütahya Eskişehir Savaşı'nda geri çekilmek zorunda kalacağız. Ankara'ya kadar geri geleceğiz. Sonra ordunun başına Mustafa Kemal Atatürk geçiyor. Ve artık ordu tak 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 düşmanı denize dökeceğiz. Şimdi geldik buraya. İlk başta Doğu cephesiyle başlayalım. Doğu Cephesi'nde Ermeniler var. Ermenileri Kazım Karabekir komutanımız yurdumuzdan atacak. Ve burada da ilk askeri başarımız olan, ilk askeri anlaşma olan Gümrü Anlaşması imzalanacak. İlk askeri anlaşma, ilk başarı. Ee, TBM'nin ilk başarısı. Güney Cephesi'nde Fransızlar ve Ermeniler var. Burada mücadele eden Kuay Milliye. Kuay Milliye dediğimiz Antep'te Şahin Bey, Maraş'ta Sütçü İmam, Urfa'da Ali Sahip Bey ee, olacak. Ve burada da... Ankara anlaşmasıyla bu cephe kapanacak. bak Bu cephe gümrü anlaşmasıyla, bu cephe Ankara anlaşmasıyla kapanıyor. Sütçü imam gerçekten süt mü satıyor? Evet. Ya? Sütçü imam gerçekten Maraş'ın o eşsiz lezzetli, hani Maraş dondurması çok lezzetli, eşsiz lezzetli sütçünü satıyor. Aynı zamanda imam rızkını kazanmaya çalışıyor adam bir yandan da. Ama düşman saldırınca, düşman bize müdahale edince terminatöre dönüşüyor. Esasında sütçü Terminatör imam diye de tanıtabiliriz kendisini. Düşman hiçbir şekilde affetmeyecek yani. Öyle ben süt satıyorum diye beni süt zannetmeyin diyecek. Geldik buraya. Batı cephesinde Yunanlarla da ilk başta Kuvayi Milliye mücadele edecek ama... ...olmayınca düzenli ordu kurulacak. Birinci İnönü Savaşı'nda ilk zaferimizi elde edeceğiz. 1-0 öndeyiz. Teşkilat-ı Esasiye ilk anayasamızı kabul edeceğiz burada. Afganistan'da Müslümanlar bize dostluk anlaşması imzalayıp ...bize Afgan kadınlar bileziklerini gönderecekler, e, paralarını gönderecekler. Niye? Çünkü zamanında biz de onlara yardım etmiştik diye... Afganlar diyecek diye zamanında onlar bizi düşman işgalinden kanuni zamanla kurtarmışlardı. Şimdi meğer Osmanlı'yı yok ediyorlarmış o zaman biz de Türklere yardım edelim diyecekler ve Afganistan'dan bize yardım gelecek. Londra konferansında e, bizi çağıracaklar itiraf edilir diyecekler ki ya siz bayağı gaza geldiniz ya böyle <laughs> bir şeyler yapmıyor bak <laughs> gelin bakalım bir konuşalım size çekirgeler falan diye bizi çağıracaklar Londra konferansına. Amaçları zaman kazanmak Yunanistan'ın kendini toparlamasını sağlamak ve Sevr anlaşmasını yani o iğrenç anlaşmayı yeniden sunmak fakat biz Londra'ya sadece ülkemizin bağımsızlığını yani misak-ı milliyi, ulusal hedefimizi tüm dünyaya duyurmak için gideceğiz. Amacımız orada İngilizlerin ne pislik olduğunu biliyoruz. Amacımız orada sadece Londra konferansında zaman kazanmalarını sağlasalar bile biz de tüm dünyaya ulusal bağımsızlığımızı duyuralım istiyoruz. Ve Türkler barışa yanaşmıyor. Sadece böyle savaşıyorlar demesinler diye gidiyoruz. İskal Marşı'nı kabul edeceğiz. İskal Marşı'nı Mehmet Akif Ersoy yazacak ve diyecek ki Allah bu millete bir daha marş yazdırmak zorunda bırakmasın. Yani bir daha böyle düşmanla uğraşmayalım inşallah diyecek. İnşallah. Ruslar da bize yardım edecek. Ruslar normalde savaşın en başında Rusya, İngiltere, Fransa beraberdi. Ama Çanakkale Cephesi'nde biz Rusya'ya yardım gönderemeyince Ruslar savaştan çekilmek zorunda kaldı. Rusya'da krallık yıkıldı. Yerine Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti kuruldu. Yani Bolşevik Rusya kuruldu. Onlar da İngilizlerden nefret ettiği için onlar bize Kurtuluş Savaşı'nda destek verecek. Yani Rusya bize Kurtuluş Savaşı'nda destek veriyor. Bize silah veriyor. İkinci Dünya Savaşı'nda da 2-0 yapacağız. Düşman bir daha saldıracak bir kez daha yeneceğiz. Ve Mustafa Kemal de o meşhur telgrafını atacak. Diyecek ki siz orada yalnız düşmanı değil aynı zamanda milletin makus talihini de yendiniz. Yani kötü talihimiz de yendiniz. Kötü şansımızı da kırdınız. Çok şükür her seferinde böyle bir savaş kazandıktan sonra anlaşma yapmazsak daha kötü oluyordu. Ama şimdi iyi izleyecek. Kütahya İskir Savaşları'nda maalesef 2-1 olacak. Niye? Çünkü düşman çok güçlü bir şekilde saldıracak. Biz de Sakarya Irmağı'nın doğusuna çekileceğiz. Ve e, böyle bazı çatlak sesler çıkmaya başlayacak. Acaba diyecekler, meclisi Ankara'dan Kayseri'ye mi taşısak? Acaba Mustafa Kemal kurtaramayacak mı? Acaba ne oluyor? Mustafa Kemal ne yapıyor? İşte Mustafa Kemal eğitim kongresi yapıyor. Ulan düşmanla savaşırken ne eğitimi, ne alakası var diyecek. Mustafa Kemal de şu söz söyleyecek. Cehaletle savaş düşmanla savaştan daha az önemli değildir. Yani cehaletle savaş da önemlidir. Cahillikle savaşıyorsak bu da düşmanla savaş kadar önemlidir diyecek. Eğitim kongresi yapılacak yani bu savaş sırasında. Sonrasında başkomutan olacak Mustafa Kemal. Diyecek ki tamam artık ordunun başına ben varım. Ben Trablusgar zaferini kazanan, ben Çanakkale zaferinde ordumuzla birlikte destan yazan Mustafa Kemal At Türk. Şimdi ordunun başındayım. Bana başkomutanlık yasası yetkisi verin diyecek. Tüm yetkiler Mustafa Kemal'e verilecek. Ve Mustafa Kemal'de tekalifi milli emirlerini yani genel seferberlik emirlerini çıkaracak. Ve artık Türk halkı bütünüyle topyekün milli mücadeleye girecek. Herkes her şeyini verecek Türk ordusu için. Ve artık şu anda Yunanistan için deadline yaklaşıyor. Yani Yunanistan artık yavaş yavaş altına yapa yapa kaçmaya başlayacak. Niye? Çünkü Türk halkı tamamen saldırmaya başladı artık. Ve e, biz... Sakarya Meydan Savaşı'nı kazanacağız. Bize bir kez daha saldıracaklar ama... ...üç bir yapacağız ve üç birden sonra son savunma savaşımız. Mustafa Kemal Türk diyecek ki... ...ordular ilk hedefiniz... ...Akdeniz'dir ileri diyecek ve... ...yani artık düşmanı denize dökebilirsiniz. Geberirlerse gebersinler. Boğulursa boğulsunlar. Artık hak ettiler diyecek. Ve düşman kaçmaya başlayacak. Biz arkasından kovalıyoruz. Çok kötü bir şekilde saldırıyoruz. Adamlar kaçıyor. Mustafa Kemal'e Gazi ve Maraş'a unvanı veriliyor. Bu arada... Fransızlar da Le de bonsi. Biz eyvah diyecek ya. Türkler çıldırdı. Türkler bu Yunanları yok edecek. Biz en iyisi kaçalımacaklar. Fransızlar hemen burada Ankara anlaşması yapıp kaçacaklar. Fransızlar kaçtı. Ermeniler zaten kaçmıştı. İtalyanlar zaten en başta kaçmıştı. Sadece Yunanlar kaldı. Yunanlar da anlayacak ki eyvah herkes kaçtı. Biz bu adamlarla mücadele edeceğimizi zannettik ama biz yalnız kaldık. Biz de en iyisi kaçalım demeye başlayacaklar. ve onlar da kaçıyorlar. Artık Yunanlar da kaçıyor ve büyük taarruza düşmanı denize dökeceğiz. Ardından da Mudanya ateşkesi imzalandı. Hala yüzmeye devam eden Yunanlar var mıdır? Hala yüzmekte olan Yunanlar var mıdır bilmiyorum. O günden beri hala yüzerek kaçmaya çalışan ama bazıları varmıştır. Bazıları ölmüştür bilmiyorum ama eğer gene yüzmek istiyorlarsa gelebilirler. Geldik buraya. Şimdi tablodaki bilgilerden hareketle yargılarından hangilerine ulaşılabilir demiş. Cephe Doğu cephesi kiminle savaşıyoruz? Ermenilerle savaşıyoruz. Kim savaşıyor? Kolordu komutanı 15. Kolordu komutanı Kazım Karabekir. Ya adamın ismi bile zaten çok net yani. İsminiz ne? Kazım Karabekir. Bitti. Düşman zaten. Ben düşman olsam altıma yaparım orada yani. Bir adamla tanıysam isminiz de Kazım Karabekir dese düşman olsam altıma yaparım. Çok şükür düşman değilim Türk'üm. Sonuç. Gümrü Anlaşması ile bu cephe kapanıyor. Güzel. Güney cephesinde Fransız ve Ermenilerle savaşıyoruz. Kim savaşıyor? Kuvay Milliye. Sakarya Savaşı'ndan sonra imzalanan Ankara Anlaşması ile de bu cephe kapanıyor. Hani Fransızlar tırsmıştı. Aman abi demişti. Fransızlar diyor ki ya biz burada adamların imamını yenemiyoruz. ...gidip de ordusuyla mı savaşacağız? Hemen kaçalım diyorlar yani. Lemon Show devi deyip Paris'e gidip kruvasan yiyorlar. Orada hiç mücadele edecek halleri yok. Gelelim buraya. İşgallere yerel halk ve askeri birliklerle karşı konulmuştur. Hmm. Burası tabii ki doğru. Niye? Bak... ...Kuvayi Milliye ve bir askeri birlik var... Güney cephesi batı cephesinde yaşanan askeri başarı sonucunda imzalanan anlaşmayla kapanmıştır. Doğru. Sakarya Savaşı hatırlarsan batı cephesindeydi. Batıdaydı. Batıda elde ettiğimiz zaferden sonra Fransızlar dedi ki Le Monge, biz battık. Le beaucoup, biz e, yani zor durumdayız. Biz yedik bah olduk. Ne yapacağız? En iyisi Ankara'da anlaşma yapalım diyorlar. Yani batı cephesinde elde ettiğimiz Sakarya Zaferi'den sonra biz Ankara anlaşması yapıyorlar. Dolayısıyla bu da doğru. Doğu cephesinde Kuvayi Milliye Ermenilere karşı başarı elde etmiştir. Kuvayi Milliye değil. Orada ordu var. Kazım Karabekir var. Hatırlarsan Mondros Ateşkis'ten sonra İtilat Devletleri demiş ki ordularınızı kapatacaksınız. Ordularınızı vereceksiniz. İşte 7. madde, 24. dördüncü madde vardı. Demişlerdi ki İtilat Devletleri güvenliklerini tehdit eden bir şey olursa orayı işgal edecekler demişlerdi. Kazım Karabekir diyor ki Nanay ya. diyor Nanay. Yani ben ordumu ters etmedim diyor. Ordusu hazır bekliyor ve zamanı gelince de kullanıyor ordusunu. Dolayısıyla burada bu yok. Bu alakasız. O yüzden sadece 1 ve 2 Bursa seçeneği. Geldik buraya. Aşağıda özellikleri verilen savaşların isimlerini yazınız. Hocam ben bu kadar şeyde sakmadım. Tonguç'um bak biz şimdi sana tane tane anlatmaya çalıştık. Yazılı notlarımızda zaten bunların hepsi var. Her biri hem LGS'de hem de yazılarında kullanabileceğin şekilde mükemmel bir şekilde anlatıldı. Renkler isimleri şekilde anlatıldı. Buradan çalışmalısın. bir. Zoru Bankası'ndan, Dinamo'dan mutlaka sorular çözmelisin. Buradaki soruların her biri efsane. Bu soruları çözdükçe zaten hem yazılarında hem de LGS'de süper bir şekilde sorular yakalayacaksın. Bu kitaplarımız LGS'de inkılap tarihinde hemen hemen bütün soruları yakalıyor. Yani 10 soruda 9'unu net bir şekilde bir bir aa ben bunu çözmüşüm diyecek şekilde yakalıyor. Dolayısıyla mutlaka bu kitapları çöz Tonguç'um. Şimdi gelelim buraya. Düzenli ordunun ilk zaferi. Bak talim yani teşkilat esasiye. İlk kanunumuz. Afganistan'la dostluk anlaşması. Londra konferansı. İtilaf devletleri e, TBMM'i tanıyor. İskel Marşı Milli Bağımsızlık. Bak MB yazıyorum. Moskova anlaşması. Bunların her biri birinci İnönü'den sonra oluyor. O yüzden buraya birinci İnönü savaşı yazıyorum Tonguç'um. Şimdi Yunan ordusu ikinci kez yenilgiye uğratılmıştı. İtalya'da işgal ettiği yerlerden çekilmeye başladı. Bu da ikinci kez olduğu için ikinci İnönü Savaşı diyoruz. Şimdi bu savaşı kaybetmiş hatırlar Kaybettiğimiz savaşın adı neydi? Kütahya Eskişehir Savaşları. Harikasın. Kütahya Eskişehir Savaşları. O zaman buraya yazıyorum. Aferin bildin bunu. Kütahya Eskişehir Savaşları'nı maalesef kaybediyoruz. Geri çekiliyoruz. Ordu Sakarya Nehri'nin doğusuna çekiliyor. Başkomutanlık yasası çıkarıyoruz. Ve tekalifi milli emirleri. Yani ordunun ihtiyaçları. Yani ordumuzun ee, affedersin çamaşırı bile yok. Çamaşır ihtiyacı var. Kıyafeti yok. Parası yok. Silahı yok. Çok zor durumda. Ordumuz zaten ele geçirmişlerdi itiraf edildi. O yüzden Türk halkı varını yoğunu verecek ve orduyu güçlendirecek. Yunanlar kaybetti. Sonuçlarında Mustafa Kemal'e gazilik ve unvanı ve maraşarlık rütbesi verildi. Burada da tabii ki Sakarya Meydan Savaşı var. Sakarya Meydan Savaşı var. Burada son kez savunma savaşı yapıyoruz. Ve artık düşmanı durduruyoruz. Kafkas Cumhuriyetleri ile Kars Anlaşması, Fransa ile de Ankara Anlaşması yapıyoruz. Son olarak da tabii ki büyük taarruz. Taarruz ne demek Tonguç'un? Saldırı. Harikasın. Taarruz saldırı demekti. Saldırıya geçiyoruz. Türk ordusu düşmanı denize döküyor. Düşman geberip gidiyor ve Kurtuluş Savaşı'nın askeri safhası bitiyor. Artık Mudanya Ateşkes Anlaşması'nı imzalayacağız. Ödevlerimizi verdik. Şimdi yapmanız gereken ödül soruyu tamamladıktan sonra hemen sorularınızı güzel güzel çözmek. Atalarımız düşmanla mücadele etti, onları denize döktü. Siz de lütfen cehaletle mücadele edin ve cahilleri denize dökün arkadaşlar. Tüm soruları güzel güzel çalışın. Hadi bakalım.